Müsaade var mı Hümeyla Hanım? Beni karşında gördüğüne şaşırmadım. Kötülere bir şey olmaz İskender. Biliyordum ölmediğini. Ne işin var evimde? Niye geldin? Gideceğim buralardan. Veda etmeye geldiysen boşuna gelmişsin. Gitmeden önce seninle konuşmak istedim. Ters bakıyorsun. Hakkım var. Anlat bakalım. O zamanlar İlhan'ın yanındaydım. O ne derse onu yapıyordum. Kocam İlhan'ın kardeşini öldürünce İlhan da hadi Eren'e gidiyoruz deyince... Bu kadar kolay yani, ha? Hırslıydı Eren, sertti. İlhan'ın kardeşinden sonra sıra İlhan'a gelecekti. Biz yapmasak Eren yapar diyorduk. Halka emretti, rahatladık. Bunlar bahane İskender. Bahane. Niye geldin karşıma? Ne istiyorsun? Söyle bakalım. O zamanlarda... Üzülmedim bile Hümeyra. Bir şey yapıyorsun, etkisini düşünmüyorsun. Ardında sen vardın, dul kaldın. Oğlun vardı ama düşünemedim. Bir alemin hayı huyu içinde ayakta kaldım, hayatta kaldım diyorsun. Eğer benden af diliyorsan yanlış sözler ediyorsun. Şimdi o günden farklı düşünüyorum. Ne yaptığımı görüyorum. Af diyorsan, yalvarsam, yaptıklarımın affı olur mu? Seni affetmem mümkün değil. Seni, İlhan'ı, mümkün değil. Sizin bu racon dolu hayatınız var ya, benden çok şey aldı götürdü. Ama en önemlisi ne biliyor musun? Benden aldığınız en önemli şey. Siz benim iyi bir insan olma şansımı elimden aldınız. Yıllarım soğuk bir nefretle, alamayacağım bir intikamın hayalini kurmakla geçti. Bunu düşünmediğim bir tek gün bile olmadı İskender. Bu da beni iyi bir insan olmaktan uzaklaştırdı. Biliyor mu? Sence? Bazen öyle bakıyor ki biliyor diyor. Ama bırak çekip vurmayı, hayatta kalayım diye uğraştı. Ya işte öyle bir çocuktur Kaan. Biliyor yani. O zaman iyilikten dediğin kadar uzaklaşmamışsın Hümeyla. Ne bu? Söylemesi zor. Eren öldürüleceğinden korkuyordu. Bir gün geldi bana dedi ki, bana bir şey olursa bunu Hümeyra'ya ver. Sana güvendi ve sen de onu öldürdün. Öyle mi? Bunu yapmak zorunda kaldığım için gelemedim. Bunca yıl. Ne bu? Bilmem. Senin bileceğini söylemişti. Evimden İskender.